çalışmaları devam ediyor. Birazdan da Ayazağa Mahallesi'nde Mimar Sinan Sokak'ta komşularımızla bir araya geleceğiz. Ondan sonra çadırımıza uğrayacağız. Orada Ayazağlı komşularımızla selamlaşacağız. Sizleri de bu çalışmalarımıza katılmanız için davet ediyoruz. Programı var diye şu an mikrofonu belediye başkan adayımız Sayın Oktay Aksu'ya veriyorum. Evet, ne güzel bir tablo. Hafta için tekrar üye kayıtları devam edecek. Yeni üyelerimiz olacak. Bu şunu gösteriyor. Her şey değişir ama Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partililik değişmez ve her zaman kalıcı olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun ve kurtuluşun partisidir. Birileri gidebilir, birilerinin gazına gelmiş olabilir, hata yapabilir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi var olmaya devam edecek. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, benim iki eserim var demiş. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. O nedenle göreceksiniz, önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bu aile her gün büyüyecek ve biz ne yapıyoruz? Geriye bakmıyoruz, hep ileri bakıyoruz ve ne diyoruz? Tam önüne geldik. Değerli arkadaşlar, artık şunu bilin ki açık ara öndeyiz, kazanıyoruz. Bu saatten sonra en fazla bir puan ileri geri oynar. Artık seçmen kararını verdi. Kararsız oranı düştü. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken tek bir şey var. Bir, sandıklara sahip çıkacağız. İki, oyları öldürtmeyeceğiz. Hepinize saygılar sevgiler. Ramazan'ın içinde yürekten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak mahallelerde çok çalışan, gece gündüz çalışan, pazarlarda, ev toplantılarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel iktidarını, İstanbul Büyükşehir iktidarını belediye meclisinde çoğunluğu sağlamamız için gece gündüz çalışan kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum. Sevgiler, saygılarımı sunuyorum. Bugün son 15 gün içinde partimize müracaat ederek üye kayıt işlemi gerçekleştirilen, içinde temsilen 50'ye yakın arkadaşımızın rozetini taktığımız tüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine, CHP'nin yeni üyesi yoktur, CHP'nin eski üyesi yoktur. CHP'nin sadece bir tane kurucu üyesi vardır, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Her birimiz yaşamımız boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik, sosyal hukuk devletini ileriye götürmek, onu Türkiye'nin yerelinde ve genelinde iktidar yapmak, bu uğurda Atatürk'ün bize önerdiği biçimiyle muasır medeniyet seviyesine ulaşmak, diğer ülkeler seviyesini aşarak Türk milletini dünyanın en iyi yönetilen demokrasiyle en uyumlu millet haline dönüştürme görevimiz var. Bunun için kimi zaman sizlerle mahallelerde, kimi zaman alanlarda, kimi zaman sokaklarda, pazarlarda birlikte çalışma yaparız. Ama şimdi önümüzde 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan bir genel yerel seçim var. Bu seçim bir Sarıyer seçimidir. Bu seçim bir İstanbul seçimidir. Bu seçim bir Türkiye
Türkiye seçimidir. Çıktığımız bu yolda belediye meclis üyemizde 33 asil, 33 yedek, 4 kontenjanla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 oklu bayrağını temsil eden tam 70 tane belediye meclis üyesi adayımız var. Belediye başkan adayımız var Mustafa Oktay Aksu Sarıyer. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var Sayın Ekrem İmamoğlu. Ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte biz bir bütünüz, biz bir takımız ve birlikte başaracağız. Bugün sabahleyin sizler farklı mahallelerde çalışma yaparken ben de genel başkan yardımcısı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Kabataş'ta yapmış olduğu büyük transfer merkezine İstanbul'un raylı sistemlerini, tramvayın, otobüsünü denizle buluşturup Avrupa'yı Anadolu'yla, Anadolu'yu Avrupa'yla buluşturacak olan Kabataş iskelesinin transfer merkezinin açılışına, sonra da İstanbul'da yağmacılar tarafından işgal edilen Salacak'taki o bütün işgalcileri biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu nasıl teke tek uğraşarak polisle, kaymakamla, valiyle, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la uğraşa uğraşa bütün o işgalleri Üsküdar'dan kaldırdı ve Salacak Meydanı'nı İstanbul halkıyla buluşturdu. Oradaydım. Sayın İmamoğlu ile buluştum. Sevgi ve selamlarını Sarıyer'e etti. İmamoğlu bu hafta Sarıyer'e geliyor. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, yol arkadaşlarım, birlikte yol yürümekten onur duyduğum değerli davalı arkadaşlarım. Türkiye'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerle birlikte Cumhur İttifakı'nın iktidarına karşı şimdi yeni bir seçimle karşı karşıyayız. Bu seçimin anlamı nedir biliyor musunuz? Ülkeyi yöneten AKP iktidarı, Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte oluşturdukları Cumhur İttifakı bu millete sözler verdiler. Daha iyi yaşam, daha özgürlükçü bir yaşam, daha çok insanların refah toplumuna ulaşması için iş, aş önerdiler. Emekliler için daha uygun koşullarda ücret önerdiler. Daha 10 ay geçmeden Türkiye bütün bunları yaşayarak görüyoruz ki ağır bir enflasyon, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, bugün partimize üye olan siz zeferler, her biriniz kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün bize öğrettiği biçimiyle biz Cumhuriyet Halk Partililer halktan yana olacağız. Emekten yana olacağız. İnsan haklarından yana olacağız. Eşitlikten yana olacağız. Demokrasiden yana olacağız. Dur diyeceğiz. İnsana bakmadan katılan sizler bize büyük güç verdiniz. Sizin bize verdiğiniz bu büyük güç bizim AKP'nin baskıcı otoriter yönetim anlayışına karşı gücümüze güç katmıştır. Hoş geldiniz aramıza. Hoş geldiniz aramıza. Kimi zaman yenilmişler, kimi zaman yanılmışlar, kimi zaman yoldan çıkmışlar olmasına rağmen bizim bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi olarak vereceğimiz asıl mücadele insan hakları mücadelesidir. Demokrasi mücadelesidir. Kadınların özgürce yaşam mücadelesidir. İnsanların kimliğine ve inancına bakmadan kamu hizmetlerinden eşit pay alma mücadelesidir. Bizim bugün burada içimizde benim koltuğum, benim makamım, benim saltanatım devam etsin diye siyaset yapan bir kişi yok. Hepimiz bu uğurda mücadele ediyoruz. O nedenle şimdi hem burada Sayın Aksu'nun söylediği gibi bölünmeyeceğiz, oylarımızı sandıkla birleştireceğiz. Belediye meclis üyeliklerinde iddia ettim, 22'nin altında olmamak üzere meclis üyesi çıkaracağız. Sarıyer'den en az 6 tane meclis üyemizi Büyükşehir'e göndereceğiz. Sarıyer Belediye Başkanlığı'nı bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Herkesin bilmesi gereken temel bir noktayı belirtmek istiyorum. Biz AKP'ye karşı mücadele ediyoruz.
Biz AKP'nin bu insanlarımıza, Türk milletine dayatmaya çalıştığı sıkılaştırılmış, daraltılmış demokratik düzene karşı mücadele veriyoruz. Biz AKP'nin bu ülkede devletin gelirlerini bir avuç rantiye aktarması karşısında inim inim inleyen 15 milyon emeklinin hak ve çıkarlarını korumak için mücadele ediyoruz. Biz 28 milyon özel sektör ya da kamu çalışanının büyük bir çoğunluğunun asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılmasına tepki olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyoruz. Daha 20 sene önce içinizde emekliler var. Emekli olduğunda 1,5 asgari ücretle en düşük emekli maaşı alan emeklilerimizin bugün 20 yıllık bu zulüm, bu soygun, bu yağma düzeninde maaşlarının neredeyse %1,6 asgari ücretin üzerinden 0,6'ya düşmüştür. Yani bugün AKP iktidarda olmasaydı en düşük emekli maaşı 17.000 çarpı 1,6 en az 27.000 TL olacaktı. Ve ülkenin çalışanlarının 28 milyonun neredeyse 20 milyonu asgari ücretle çalışma zorunda bırakılmıştır. Buna karşı tepki duymak gerekir. Bugün demokrasiyi savunan, insan haklarını savunan, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gün bile siyaset yapmış olan her birimizin üzerindeki sorumluluk kendi koltuğumuzu korumak değil, 15 milyon emeklinin hakkını korumaktır. AKP zulmüne uğradıkları için düşündüklerinden dolayı hapiste yatanlar, inandıklarını söyledikleri için işinden edilenler, inancından dolayı kamu kurumlarında işe giremeyenler daha ortada dururken benim koltuğum, benim koltuğum diyerek ortaya çıkmayı asla kabul etmiyorum. AKP'yi yeneceğiz. AKP'nin zulme dayalı bu yönetim anlayışını mutlaka Sarıyer'de bir kez daha yeneceğiz. Ve şunu unutmayalım. Sarıyer'de kazanan her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Her zaman Cumhuriyet Halk Partisi. Her birimiz gittiğimiz mahallelerde, çalışma gruplarında şunu açıkça söylememiz gerekir. Türkiye demokrasiye ulaşacaksa, Türkiye'de israf düzenine son verilecekse, kamunun kaynakları özellikle de toplumun en çok ihtiyaç duyan kesimlerine, en az en zor şartlarda yaşayan emekçilere, yoksullara, işsizlere, evinde engellilere, evinde hastası, evinde yatalağa bulunan ailelere aktarılacaksa tek bir çıkar yolumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oklu bayrağını Sarıyer'de ve İstanbul'da iktidara getirmektir. Ben sizlere çok güveniyorum. Ben bugün burada olmayıp yüreği burada atan bütün Sarıyerlilere çok güveniyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. Daha çok hizmet alabilmek için, ülkenin sorunlarını çözebilmek için Sarıyer Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis çoğunluğuna, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğuna, Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de Ekrem İmamoğlu'nun bir kez daha kazanması için önümüzde 14 gün kaldı. Çalışacağız, çalışacağız, kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi sizlerden bir ricam var. Bir algıya karşı, bugün burada gördünüz, son 15 gün içinde 151 arkadaşımız partimize katıldı. Onlar içinde her yaştan ama özellikle de genç arkadaşlarımız katıldı. Siz de bu katılım törenine eşlik ettiniz. Şimdi ister Oktay Aksu'nun sosyal medyasından, ister Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer ilçesinin sosyal medyasından bunu yaygın bir biçimiyle paylaşacağız. Her bir Cumhuriyet Halk Partisi, bugün bu salonda olan her bir arkadaşım bu katılım törenini paylaşacak sosyal medyalarda ve biz bir algıyı çökertmek zorunda kalacağız. Çökerteceğiz de. Birincisi bu. İkincisi, sandık güvenliği konusunda belki bir kez daha yan yana gelemeyebiliriz.
Ama Cumhuriyet Halk Partisi tam 20 yıldır Serdar Sarıoğlu'nun ilçe başkanlığında, Mehmet Deniz'in ilçe başkanlığında, Sevim Yalın Kılıç'ın ilçe başkanlığında, diğer ilçe başkanlıklarımızda her seferinde biz Sarıyer'de sandıkların tamamında örgütlüydük ve tamamında doğru sonuç aldık. O nedenle yeniden son 15 günlük süre içinde tüm arkadaşlarım, ilk kez sandıkta görev yapacak arkadaşlarım sandık eğitimlerine mutlaka katılmalı ve müşahit olsun, yedek sandık görevlisi olsun, asil görevli olsun, her bir arkadaşım üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmesini istiyorum. Ben sizlere çok güveniyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zey Bey'e teşekkür ediyorum. Değerli üyelerimiz, değerli katılımcılarımız, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi sahalara çıkıyoruz. Şimdi mahallelerde Sarıyer halkıyla buluşuyoruz. Hepinizi sahalara davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hayata çok sonuna geçiyoruz. Hayata. Ayaklarınıza sağlık.